Dostlar merhaba. Kayıtlara geçmesi adına bugün 3 Aralık 2022 günlerden cumartesi ve an itibariyle saat 23.45 bu video kaydını günün son saatlerinde çalışma odamda alıyorum. Başlıktan da göreceğiniz üzere bu videoda e, OpenAI şirketinin geliştirdiği bir akıllı chat robotu olan diyalog temelli, yapay zeka temelli akıllı chat sistemi olan Chat GPT ürününden bahsedeceğim. Bu ürünü ben bugün denedim ve beni çok etkiledi. E, muazzam bir iş çıkarmışlar. E, arka taraf yani işin mutfağını da ayrıca araştırıp yani bu bu kadar iyi bir e, cevap verebilen bir chat robotu nasıl üretilebilmiş e, bunu da araştırıp bununla ilgili de bir içerik e, paylaşmayı planlıyorum. Benim doktoram doğal dil işleme alanında. Dolayısıyla e, açıkçası çok etkilendim yani bu kadar e, iyi cevaplar verebilen bir sistem geliştirebilmek için çok çok iyi eğitilmiş bir modele ihtiyacınız var ve bunu başarmışlar ve aynı zamanda bunu birçok dilde başarmışlar yani hem İngilizce soru sorabiliyorsunuz hem de Türkçe soru sorabiliyorsunuz ve Türkçe cevap alıyorsunuz ve bu cevaplar bir insanın verdiği cevaplar gibi yani bir robotla konuştuğunuzu hissetmiyorsunuz biraz daha Anlaşılır olması için önce OpenAI'yi e, size ana, ana, e, tanıtmak isterim. OpenAI bir yapay zeka araştırma şirketi. 2015 yılında e, Amerika San Francisco'da kuruluyor ve kar amacı gütmeyen bir şirket e, belirttiğim gibi. Kurucularından biri de hatta Elon Musk hala var mı bilmiyorum ama ancak 2019 yılında Microsoft bu şirkete bir yatırım yapıyor ve o kar amacı gütmeyen kısmı biraz e, törpüleniyor. Felsefesi felsefe olarak yani şirketin felsefesi bu yapay zeka teknolojileri ya da kötü tarafına karşılık yapay zeka ile geliştirilebilecek ve insanlığa zararlı olabilecek teknolojilere karşılık neler yapılabilir ne tür ürünler geliştirilebilir bu konuda araştırmalar yapan bir şirket burası beraberinde biraz daha böyle popüler olan ve herkes tarafından kullanılabilecek ürünler de geliştiriyor bu şirket. Bunlardan bir tanesi Dol-E dediğimiz uygulama. Dol-E'ye siz diyorsunuz ki ya bana işte ayda, amuda kalkmış bir ayı resmi çiz diyorsunuz ve size bunu gerçekten resmediyor. İşte ilistirasyon tekniklerini kullanarak böyle sanatsal değeri olan resimler ortaya koyuyor. Bu gerçekten güzel bir üründü. Bir de GPT ürün ailesi var. GPT daha çok metin üretme temelli bir ürün grubu. Mesela GPT 2 ürünü, ne mesela George Orwell'in 1984 romanının ilk bölümünü yani ilk mesela ilk paragrafını veriyorsunuz, o paragrafı öğrenip oradan kendisi bir kurgu oluşturup yani fütüristik bir roman yazabiliyor. Ee, bu ürünü e, public yapmadılar çünkü bu motoru kullanarak insanlar manipülatif veya yalan haberler üretebilecekleri e, kaygısıyla bunu e, public hale getirmediler. Ancak e, gerçekten çok başarılı e, metinsel üretimler yaptığını söyleyebilirim. Yani o e, kurguyu okuduğunuzda bunun bir yapay zeka tarafından üretilmiş olmasına şaşırıyorsunuz. Yani bu bir insan üretimidir diyorsunuz. Ee, GPT-3 ve ChatGPT de biraz daha işte diyalog temelli bir akıllı chat robotu diyebilirim. Muhtemelen hepiniz chat robotu kullanmışsınızdır. İşte bir e-ticaret sitesine de işte ürününüzle alakalı bilgi almak istediğinizde veya bir online bankacılık sisteminde işte e Bilgi almak istediğinizde sizi bir akıllı Chat robotu karşılar ve ee, sorduğunuz sorulara uygun bir pipeline bularak sizi cevaba ulaştırır. Ancak genelde işte o verdiği cevaplardan bunun bir robot olduğunu anlarsınız. Yani size benzer cevaplar verebilir, aynı cevapları verebilir. Bunu anlarsınız. Ama Chat GPT gerçekten çok başarılı. Şimdi birazdan size ona sorduğum soruları ve aldığım cevapları aktaracağım. Ben şaşırdım yani. Bu işin mutfağını da bilen biri olarak. Bu kadar iyi sonuçlar verebilmesine e, hayran kaldım ve o yüzden de işte biraz daha bunu nasıl geliştirmişler, eğitim sürecinde nasıl bir dataset kullanmışlar, hangi yapay zeka modelini kullanmışlar, bunları biraz daha detaylı araştıracağım ve belki birkaç e, yazı serisiyle de kaleme alacağım. Şimdi mesela şöyle bir soru sormuşum e, sizle paylaşayım. Mesela demişim ki ona iklim krizi hakkında konuşalım mı demişim. O da bana evet tabii iklim krizi insan faaliyetlerinin doğayı ve atmosferi değiştirdiği ve bu değişikliklerin dünya çapında olumsuz etkileri olduğu bir durumdur. Bu nedenle iklim krizi konusunda dünya çapında harekete geçilmesi ve çözüm bulması gerekmektedir diye bir cevap vermiş. Arada başka cümleler de ifade etmiş ama onları söylemiyorum çok vakit almasın diye ama bu cevap çok iyi bir cevap yani müthiş bir cevap. Sonra ikinci soru. Peki bu konuda sen ne yapabilirsin diye soru yöneltmişim. O da ben bir dil modeliyim ve yapabileceklerim sınırlıdır. Ancak insanların iklim krizi hakkında bilgi sahibi olmaları ve bu konuda harekete geçmeleri gerektiğini onlara anlatabilirim şeklinde bir cevap aldım. Yani bu cevabı aldığımda ben hakikaten dedim ya muazzam gerçekten çok iyi bir iş çıkarmışlar. Ve bu sorunun benzerlerini sorduğumda işte iklim krizi yerine mesela küresel ısınma Yazdığımda aynı cevabı mı veriyor diye baktım, vermiyor. Yani bu da aslında işin kaliteli tarafı. Ee, orada ya cümle sıraları değişiyor, kullanılan kelimeler değişiyor, cümlenin kurgusu değişiyor ve aynı bir insan gibi. Yani sonuçta bir insana da e, benzer soruları sorduğunuzda aynı cevapları vermeyebilir, araya farklı kelimeler koyabilir veya cümlenin kurgusunu değiştirebilir. Chat GPT de tam olarak bunu yapıyor ve bu muazzam bir şey. Diğer taraftan biraz daha teknik konularda ne düşünüyor diye ona şöyle bir soru yönelttim. Dedim ki PHP programlama dilinde Fibonacci dizisini hesaplayan bir fonksiyon yazabilir misin? Dedim ve bana bu programlama kodunu yazdı ee, ve bunu istersem kopyalayıp e, geliştirdiğim projeme aktarabiliyorum. Ve bu Fibonacci dizisini yazdığı kodun nasıl çalıştığını da anlatan bir metin sağladı. Yani bu hakikaten yazılım e, ekosistemini, yazılım geliştirme süreçlerini e, kökten değiştirecek bir devrim. Biz yazılımcılar bilmiyorum ayağım kendi ayağımıza mı sıkıyoruz ama e, gerçekten sektör çok başka bir yere doğru gidiyor. Yani muhtemelen bir 10-15 sene sonra yazılım geliştirme süreçlerinin büyük ölçüde yapay zeka yapacak. Biz o yapay zekayı, yazılım yapan yapay zekaları geliştiriyor olacağız. Ee, mesela şöyle bir e, soru sordum. Dedim ki işte bir sistem geliştireceğim. Bu bir işte atıyorum insan kaynakları yazılımı olacak. Şu tür şu işlemleri yapacak. Bunun database yapısını, veri tabanı yapısını oluşturabilir misiniz dedim ve bana database'e yer alacak olan tablolar, tablolarda yer alacak sütunlara kadar e, anlamlı bir sonuç verdi ve şok oldum bunu gördüğümde. Bir de şöyle bir soru sordum son olarak. Biraz daha böyle ee, komik bir soru. Yazılımcılar arasında e, bu bilinir. İşte PHP öldü diyorlar. PHP pro bir programlama dili bu arada. Sen ne dersin diye soru sordum. Genelde .NET'çiler, Java'cılar bu argümanı çok kullanır. İşte PHP öldü, PHP ölüyor falan diye. Bakın ne cevap vermiş ChatGPT. Böyle bir iddia doğru değildir. PHP halen aktif bir şekilde geliştirilmekte ve kullanılmaktadır. Bu dilin kullanımının artıp azalması farklı nedenlerle değişebilir, ancak dilin kendisi halen aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Ben ben de bu iddiayı doğru bulmuyorum diye bir cevap aldım ve gönlümü yani bu cevapla Chat GPT kazandı e, diyebilirim. E, yani işin mutfağını da bilen biri olarak hayretle e, kullanıyorum, deniyorum. Bu iş nereye gidecek çok da merak ediyorum. Ama e, şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki insan, insanlığın makineyle olan etkileşimi kökten değişecek. Yani artık daha çok e, sesle e, zannediyorum makinelerle etkileşimimiz artacak. Hem bu yazılım geliştirme sürecinde ya da işte bir bilgisayarımızı kullanırken de artık metne dayalı, sese dayalı komutları kullanarak ee, ...işimizi belki bilgisayara dokunmadan, akıllı cihazlara dokunmadan hallediyor olabileceğiz. İşte yapay zeka ve doğal dil işleme e, bize e, bu konuda müthiş bir e, zemin sağlıyor... ...ve işte OpenAI'nin yaptığı ürünler de neler yapılabileceği noktasında bize e, müthiş fikirler ve e, e, vizyon e, sunuyor. Merakla takip ediyor olacağım. Ee, takip ettiklerimi e, ve iyi olan şeyleri de sizlerle paylaşıyor olacağım. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.